Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 23 Ağustos Cuma, günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ölmek istemiyorum diyen bir anne, anne lütfen ölme diye yalvaran bir kız çocuğu. Kırıkkale'deki kadın cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Emine Bulut, pazar günü kızının gözleri önünde 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 38 yaşındaki kadının son görüntüleri büyük infial yarattı. O görüntülerden geriye çaresizliğin çığlıkları kaldı. Ölmek istemiyorum diyen bir anne, anne lütfen ölme diyen bir kız çocuğu, annesinin babası tarafından katledilişini an be an izledi. Türkiye 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un son görüntüleriyle ayağa kalktı. Emine Bulut, 10 yaşındaki kızı ve 4 yıl önce boşandığı eşi Feda'yı Baran bir lokantada bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce eski eş eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u kızının gözü önünde yaraladı. Küçük kız olayın etkisiyle şoka girdi. Lokantada çaresiz kadınla kızının çığlıkları yankılandı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan annesini tutmaya çalışan kız, anne lütfen ölme diye yalvardı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Emine Bulut ne yazık ki kurtarılamadı. Katil zanlısı eski koca ise güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı ifadesinde çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum dedi. Bunlar tek celsede boşandı. Boşanırken de hiçbir zaman çocuktan yana bizden hiçbir şey talep etmedi. Çocuk sizin olsun dedi. Çünkü babalık duygusu yok bunda. Babalık duygusu olan bir adam bu hareketleri yapmaz zaten. Çocuğunun yanında bunların hakkı idam. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler geniş yankı bulurken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olacağını, annesi gözleri önünde öldürülen 10 yaşındaki küçük kızın psikolog gözetiminde tutulduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de cinayetin hemen ardından saldırganın hemen tutuklandığını ve hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır dedi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı da cinayetle ilgili jet iddianame hazırladı. Katil zanlısı için canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sokaktaki vatandaştan ünlülere, spordan siyasete, Türkiye'nin gündemi Emine Bulut cinayeti. Kızının gözleri önünde eski eşi tarafından katledilen 38 yaşındaki kadın AK Parti MKK toplantısının da gündemindeydi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katilin en yüksek cezayı alması hepimizin temennisi dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasını da vahşet olarak nitelendirdi. Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında bütün milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz. Bugün karşı karşıya kalınan görüntünün milletimizde haklı bir infial yaratması, bir annenin çocuğunun gözleri önünde bu şekilde hayatını kaybetmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı. Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bu evladımız Aile Bakanlığı yetkililerin, psikologların gözetiminde tanıdıklarının yanındadır. Ayrıca bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Söz konusu bu katliamı gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu vahşet kültürü nasıl oluşuyor? Orada bir insan hayatını kaybederken birileri ona yardım etmek yerine görüntü alma işiyle uğraşmak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar? Bu topyekün değerlendirilmesi gereken bir konu. Her türlü üstümüze düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Bu büyük bir toplumsal yaradır. Kadına ve çocuğa dönük her türlü şiddetin toplumsal düzeyde ahlaki ve kültürel olarak anında mahkum edilmesi en önemli meselemizdir. Şiddet görüntülerinin yayılması bir başka tür şiddettir. Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım.
Suriye'de gerginlik günden güne artıyor. İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesini ele geçiren rejim güçleri, TSK'nın 9 nolu gözlem noktasının metrelerce yakınına geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, Morek kasabasında Türk askerlerinin kontrolündeki gözlem noktasının Suriye ordusunun kuşatması altında kaldığını duyurdu. Tankın üzerinde Suriye bayrağı ve askerleri, arkasında ise onlarca rejim gücü. Kameranın kadrajına giren duvarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktası. Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana Anlaşması masada kaldı. Sahada İdlib gerginliği azaltma bölgesinde bulunan Han Şeyhun ilçesi rejim güçleri tarafından kontrol altına alındı. Ardından güneye yönelen rejim unsurları Morek kasabasını da ele geçirdi. Rejim hamleleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 nolu gözlem noktasını çevreledi. Morek kasabasına birkaç kilometre uzaklıktaki gözlem noktasının diğer noktalarla otoyol bağlantısı kesildi. Rejim güçlerinin gözlem noktasının yakınında olduğu görüntüler sosyal medyadan yayınlandı. Suriye ordusu teröristlerin barındığı gerekçesiyle İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki saldırılarına Astana Anlaşması'na rağmen devam etmişti. Son olarak 9 nolu gözlem noktasına intikal sırasında Türk askeri konvoyu hedef alınmış, 3 sivil ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştı. Suriye'de yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. İdlib'de Türkiye'ye ait gözlem noktalarının Suriye rejiminin kuvvetleri arasında mahsur kaldığı iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi. Çavuşoğlu, gözlem noktalarımız mahsur değil, bizim kuvvetlerimizi ve askerimizi hiç kimse mahsur tutamaz dedi. Mahsur kalan kuvvetleriniz Astana görüşmelerine etki yapacak mı? Önce bir düzeltme yapayım. Bizim oradaki gözlem noktalarımız mahsur değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarında askerlerin mahsur durumda olmadığını söyledi. Bizim kuvvetlerimizi ve askerimizi hiç kimse de mahsur tutamaz. Bunu çok açık, net bir şekilde söyleyeyim. Çavuşoğlu, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Cibran Basil'le düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına geçti. İdlib'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Çatışmaların durmasını ve Astana sürecine dönülmesini istedi. Evet, İdlib bölgesinde çatışmalar var. Eğer gözlem noktamızda ve etrafında rejimin faaliyetleri var, bu konuyu Rusya'yla ve yine İran'la konuşuyoruz. Biz Astana sürecini ne için başlattık? Siyasi bir çözüme ulaşmak için. Herkesin buna sadık kalması lazım. Çavuşoğlu, İdlib'deki sorunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları olmadığını belirtti. Bu mesele bizim oradaki gözlem noktalarımız değil, Suriye'nin geleceği noktasıdır. Dolayısıyla Ruslarla da üst düzeyde de temaslarımız devam ediyor. Bir an önce bu çatışmaları durduralım, gözyaşı dursun ve siyasi sürece odaklanalım. Suriyelilerin Suriye'ye dönerken neler yapılması gerektiği konusunda bir ortak forum Lübnan'la ve diğer komşu ülkelerle Ürdün ve Irak'la birlikte düzenleyebiliriz. Uluslararası toplumu da buraya davet edebiliriz. Çavuşoğlu'nun gündeminde Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi de vardı. Biz Doğu Akdeniz'de paylaşmayı bilen herkesle işbirliği yapmak isteriz. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur. Hayata da geçemez. ABD, Türkiye'ye Patriot satmaktan vazgeçti. İddianın kaynağı Amerikan yayın kuruluşu CNN. Habere göre S-400 hava savunma sistemi teslimatının başlamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Patriot teklifini geri çekti. CNN'in haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Ankara yönetimine S-400'lerin alınması durumunda Patriot silahları ile ilgili tekliflerini geri çekeceklerini bildirdiklerini, bu silahların Türkiye'ye teslimi sonrası tekliflerinin süresinin dolduğunu ifade ettiği belirtildi. ABD'li yetkili bu teklifi Ankara'ya defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi.
Patriot hava savunma sistemlerini üreten ABD'li Raytheon firması ise konunun devlet meselesi olduğunu belirterek herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. ABD Dışişleri Bakanlığı geçen yıl Aralık ayında 3,5 milyar dolarlık Raytheon Patriot füze sisteminin Türkiye'ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu. Ancak Türkiye teknoloji transferi başta olmak üzere bazı şartların uygun olmadığı gerekçesiyle tercihini S-400'lerden yana kullanmıştı. AK Parti 18. kuruluş yıl dönümünü bugün törenle kutluyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlaması Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bugün ertelenmişti. Törene 1000 kişi davet edildi. Davetliler arasında AK Parti kurucuları, milletvekilleri, MKK üyeleri, belediye başkanları ve bakanlar da var. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le eski başbakan Ahmet Davutoğlu ise davetliler arasında yer almıyor. Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 sloganıyla ATO Kongresyum'da düzenlenen resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partiyle yollarını ayıran ve yeni parti iddialarıyla gündeme gelen isimlere çarpıcı mesajlar verdi. Her yıl dönümü önemlidir. Ama 18. yıl dönümü ayrıca önemlidir. Bu yaş hukukumuzda bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda rüştlerini ispat edişlerinin ifadesidir. Geride bıraktığımız 18 yılın ardından partimiz artık gerek müktesebatıyla gerekse yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmiştir. Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır. Şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olmasıdır. AK Parti, değerli kardeşlerim, organik bir partidir. Bir başka ifadeyle, AK Parti siyaset mühendisliğine içeriden ve dışarıdan kulağına üflenen süflelerle milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir parti olarak kurulmuş ve hep de bu şekilde yol yürümüştür. Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum bulunmasının sebebi işte budur. Partimizin kurucuları, yöneticileri, geleceği olan bizler ne kadar bu misyona sahip çıkarsak milletimizin gönlündeki yerini o derece güçlü tutabiliriz. AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Beştepe'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. İki lider görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın gündeminde Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi vardı. Yaşananlardan ders almayanlara gerekli cevabı veririz dedi. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Türkiye Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir. Kıta sahanlığımızı koruma ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde hakkı olan hidrokarbon kaynaklarına sahip çıkma konusundaki çabalarımızı
meşruiyet sınırları içinde sürdürüyoruz. Ülkemizde ana muhalefet partisinin başındaki zat bizim orada bulunmadığımızı söyleyecek kadar gözü var ama görmüyor. Amerika oradaymış, Fransa oradaymış, Katar oradaymış, şu oradaymış, bu oradaymış ama olmayan tek ülke Türkiye'ymiş. Önce, her şeyden önce kendisini bir gözden geçirmesi lazım. Devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. 31 Mart yerel seçimlerini kazanan belediyeleri ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bayrak yanıtı geldi. CHP lideri Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında olan bir genel başkana bayrak edebiyatı yapamazsın dedi. Seni Orta Doğu bataklığına hangi egemen güçler soktu? Bunun cevabını ben istiyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi üzerinden kendisine bayrak eleştirisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Ben diyorum ki Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi. Vay efendim, sen bayrağı biliyor musun? Gemilerimiz var orada, tanımıyor musun? Sen meraktan mı beyefendi? Ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele hele Gazi Mustafa Kemal'in partisinde onun koltuğunda oturan bir genel başkana bayrak edebiyatı yapamazsın. Milliyetçilik edebiyatı yapamazsın. Bandırma Belediyesi önünde halka hitap eden CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım diyen kimdi? Şimdi kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor. Kıbrıs diyor. Eğer Kıbrıs'ta bugün Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit'in sayesindedir. Sen kim? Milliyetçilik. Askerlerimiz vardı Kuzey Irak'ta. Bastılar değil mi? Başlarına çuval geçirdiler. Bu bayrak edebiyatı yapan zat acaba çıkıp da Amerikalılara bir nota verdi mi? Siz müzik notasından mı söz ediyorsunuz dedi. Şimdi bana kalkmış efeleniyor. Ne yaparsan yap kardeşim. Ne yaparsan yap. Vatan sevgisi bir kişinin tek elinde değildir. 82 milyonun yüreğinde bayrak da vardır, vatan da vardır. Biz ayrım yapmayız. Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesini de gündeme getirdi. İsim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeken başka bir ülke var mı Allah aşkına? Nasıl olur? Ben bunu söylüyorum. Diyor ki 50 milyon dolar para bulamadık, onun için Katar ordusuna verdik. Ya bir ülke kendi silah fabrikasını 50 milyon dolara bir başka orduya peşkeş çeker mi? Tabii bir de onun çömezi var. Çömez de arada bir saldırıyor. Ama onu dikkate almak doğru değildir. O ayrı bir şey. Ama şu var. Milliyetçilik dediğin olay, kendi silah fabrikasını başkasına peşkeş çeken adama milliyetçi denmez. Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri listede aranan terörist olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Mardin'in Savur ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Hebat Kod adlı Abdurrahman Siler olduğu kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristin sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi. Ankara'daki FETÖ operasyonunda özel eğitim kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 36 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün kapatılan özel eğitim kurumlarında çalışan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon başlatan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 36 şüpheliyi yakaladı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Müzelerin ardından 1 Ekim'de perdelerini açmaya hazırlanan devlet tiyatrolarından da zam haberi geldi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu yıl biletlere %20 zam yaptıklarını açıkladı. Ankara'da yeni sezonda sergilenecek tiyatro oyunlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 15 Eylül itibarıyla biletlerin satışa çıkarılacağını söyledi. Geçen yıl toplam 1 milyon 770 binin üzerinde bir seyirci sayısına ulaştıklarını belirten Genel Müdür Kurt, bilet fiyatlarına %20 zam yaptıklarını açıkladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü %20'lik zamın bilet fiyatlarında 1-2 liralık farklılık yapacağını söyledi. Bu senin. Samsun'da sağanak yağış sele neden oldu. Derelerde taşkın meydana geldi. Salıpazarı ilçesinde sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmurla ilçeden geçen yeşil dere taştı. Dereden taşan sular ilçe yolunu göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kırgıl Mahallesi karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan 60 yaşındaki adam yaşamını yitirdi. Akıntıya kapılan 35 yaşındaki Bilal Aslan'ın cansız bedeni ise AFAD ekiplerince Albak mevkisinde bulundu. Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin zemin katı, tekstil fabrikasıyla ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken arabalar yolda kaldı. İlçeye giriş çıkışlar kapanırken yüksek kesimlerde heyelan meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde de sağanak yağış etkiliydi. Dereler taştı, büyükbaş hayvanlar otlandıkları derede suyun yükselmesinden dolayı mahsur kaldı. Altınordu ilçesinde bulunan Cibil Irmağı'nda yağmur nedeniyle yükselen su debisi otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı. 9 inek debisi yükselen ırmakta akıntıya karşı mücadele etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar ırmağa girerek inekleri yol kenarına çıkarmayı başardı. İstanbul Beşiktaş'ta gece denize giren iki arkadaştan biri kayboldu. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekibinin arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu. Beşiktaş vapur iskelesinden 2 sıralarında denize giren Bayram Demir bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşının kıyıya yüzüp haber vermesi üzerine sahildeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama çalışması başlattı. Bayram Demir'in cesedi iskelenin 5 metre açığında bulundu. Denizden kendi çabasıyla çıkan arkadaşı ise hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Kütahya'da ambulansla iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulans Kütahya Aslanapa yolunda bir otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil aynı yönde giden hasta yakınlarının bulunduğu araca çarptı. Kazanın ardından ambulans sürücüsü komuta merkezinden yardım istedi. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Himmet Duvar, Recep Çiçek ve Veli Balsak kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Köylerine sebze toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı. Kazada anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Baba ve 2 çocuğu yaralandı. Ümit Süleyman Kesteğin kullandığı otomobil Ihlara yolu Kireçli mevkisinde Orhan Sertkaya kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hafize Kestek'le 5 yaşındaki oğlu Mustafa Kestek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı baba Kestek'le kızı 11 yaşındaki Hatice ve 9 yaşındaki oğlu Alper Kestek sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Türkiye, Emine Bulut'un vahşice öldürülmesini konuşurken kadına yönelik bir şiddet haberi de Bursa'nın İnegöl ilçesinden geldi. İddiaya göre Akhisar Mahallesi'nde otomobille gezintiye çıkan genç kız ve erkek arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kız erkek arkadaşı tarafından cep telefonuyla darp edildi. Başından yaralanan genç kız yol kenarında bırakan şahıs araçla uzaklaştı. 155 polis imdat hattını arayıp yardım isteyen genç kız sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'da mısır satan genç kız ölümden döndü. Mısır arabasının içindeki tüpte biriken gazın alev alması sonucu genç kızın yüzü ve elleri yandı. İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki genç kız mısır arabasının içerisinde bulunan tüpü yakmak istedi. Sızıntı nedeniyle seyyar arabanın içerisinde biriken gazdan habersiz olan kız çakmağı yaktı. O esnada biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kız İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bursalılar dikkat! Bursaray'da süren sinyalizasyon çalışmaları kapsamında 24 Ağustos Cumartesi günü Acemler şehre küstü istasyonları arasında seferler saat 21.30'da sona erecek. Bursaray'da sinyalizasyon çalışmalarıyla günlük yolcu sayısının 280 binden 440 bine çıkarılması, bekleme süresinin ise 2 dakikaya indirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için 24 Ağustos Cumartesi günü seferler Acemler şehre küstü istasyonları arasında saat 21.30'da sona erecek. Vatandaşların mağdur olmamaları için kapalı istasyonlar arasında ulaşım otobüs aktarmalı sağlanacak. Emek Üniversite İstasyonu'ndan gelen yolcular Acemler İstasyonu'nda, Kestel Araba Yatağı İstasyonu'ndan gelen yolcularsa Şehre Küstü İstasyonu'nda otobüslere ücretsiz aktarma yapabilecek. Sıcak bir gelişmeyi aktaralım sevgili izleyenler. İdlib'de yaşanan gerginliğin ardından bültenin başında aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Zira İdlib'de Türk konvoyunun saldırıya uğramasının ardından, rejim güçlerinin Hanşeyhun'u ve Morek kasabasını almasının ardından, TSK'ya ait 9 numaralı gözlem noktasının kuşatma altında tutulduğu iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü Rusya'ya gideceği ve Rus lider Vladimir Putin'le bir araya geleceği öğrenildi. Öyle ki Aslan Anlaşması çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki rejim saldırıları gerginliğe neden olmuş ve sahada Türk askerlerinin bulunduğu noktaların kuşatma altında tutulduğu bildirilmişti. Telefon diplomasisinin ardından bir nevi Ankara-Mekik diplomasisi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya gidecek. Moskova'da Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra yine Bursa'dan bir haberle devam ediyoruz. 80 bin öğrenciye ulaşan Uludağ Üniversitesi'ni bölme projesine Cumhurbaşkanı'ndan yeşil ışık geldi. Uludağ Üniversitesi'nin bölünmesiyle ikinci bir üniversite kurulması konusunu Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz köşesine taşıdı. Daha önce aynı kampüste iki üniversite düşüncesinin gündeme geldiğini belirten Yılmaz'ın yazısına göre yeni görüş kampüslerin de ayrılması yönünde. Bursa Uludağ Üniversitesi bölünecek ve bünyesinden ikinci bir devlet üniversitesi mi çıkacak? Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz konuyla ilgili köşesinde önemli bilgilere yer verdi. Buna göre rektör Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz 4 Ağustos'ta Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değerlendirme ve projelerinin yer aldığı bir rapor sundu. Bursa, nüfus, ekonomik yapı ve konum olarak birden fazla üniversiteye sahip olabilecek kapasiteye sahip. Kente yeni bir üniversite yakışır. Bu da Uludağ Üniversitesi bünyesinden bölünerek olabilir. Raporda öğrenci sayısının 80 bine ulaştığına vurgu yapılarak Uludağ Üniversitesi'nin eğitim kalitesini arttırabilmesi için bölünmesi önerisi dile getiriliyordu. Öğrenci sayımız 80 bine ulaştı. Bünyeden yeni bir üniversitenin bölünmesi Bursa Uludağ Üniversitesi'nin eğitim kalitesine de olumlu katkı yapar. Yılmaz yazısında Cumhurbaşkanı'nın konu üzerinde çalışılmasını istediğini vurguladı. Uludağ Üniversitesi'nin bölünme projesinin daha önce de gündeme geldiğini, ancak aynı kampüste iki üniversite düşüncesine kamuoyunun karşı çıktığını belirten Yılmaz, bu kez projenin temel noktalarının başında başka bir arazide yeni bir kampüs fikri olduğunu yazdı. Yılmaz'ın yazısına göre rektör Kılavuz'un sunduğu raporda da Uludağ Üniversitesi'nin bölünmesiyle kurulacak yeni üniversitenin yeni bir kampüste eğitim vermesinin daha doğru olacağı vurgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği anlamlı bir etkinliğe imza atacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'da sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde binlerce kişi milli mücadele ruhunu yeniden yaşatacak.
1922 yılında Dumlupınar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 97. yılında binlerce kişi milli mücadele ruhunu tekrar yaşatacak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümüne giden yolda farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir proje hazırladı. Proje kapsamında zaferin 97. yıl dönümü anısına anlamlı bir etkinlik düzenlenecek. 26 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa'nın sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatte sabah namazının kılınması, askerimizin tayını olan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafının içildiği, duaların edildiği farklı bir program yapmak istiyoruz. Katılımın geniş olmasını hedefleyen dernek başkanı Mutlu Çınar, etkinlik kapsamında beraberindeki heyetle birlikte yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi'nde yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş'ı da ziyaret etti. Milli mücadelenin yoğun yaşandığı bölgeler, başta tabii ki Kütahya, Bilecik, Bursa olmak üzere. Dolayısıyla düzenlenen bu organizasyona Bursa Belediyesi olarak destek vermek, katkı vermek bizim için de büyük bir olur. Şafak vakti düzenlenecek törene Aktaş da katılacak. 30 Ağustos sabahına denk gelmesi hasebiyle de inşallah sabah namazı vakti icra edecek programlara. Ben bizzat kendim de katılıp daha sonra Allah'ın ümmetliyse inşallah buradaki Bursa'da yapılacak programlara dahil olacağız. Etkinliğe Bursa'da bulunan 25 bine yakın Dumlupınar Üniversitesi mezununun da katılması hedefleniyor. Avrupa Leylek Köyü olarak bilinen Bursa'nın Karacabey ilçesindeki eski Karaağaç Mahallesi'nde göç başladı. Köyün çeşitli yerlerinde yuva yapan leylekler yazın son günleriyle birlikte göç yoluna koyuldu. Avrupa Leylek Köyü'nde büyük göç başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yapan eski Karaağaç Mahallesi'nde yazın son günleriyle birlikte leylekler göç yoluna koyuldu. Yaz aylarında köyün çeşitli yerlerinde yuva yapan leylekler önce yavrularının büyüyüp başka yerlere göç etmesini bekledi. Ardından kendileri de göç etmeye başladı. Anne baba leylekler evlatlarını yetiştirdiler. Onları saldılar. Onlar şu anda başka memleketlere göç ettiler. Önümüzdeki günlerde de anne baba leylekler buradan ayrılacaklar. Havaların ısınması ile birlikte her yıl eski Karaağaç'ın yolunu tutan leylekler, mahalle sakinleriyle kurdukları yakın ilişkiyle bu yılda sık sık haberlere konu oldu. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekildikten sonra Amerikan ordusu ilk kez 500 kilometre menzilden uzun füze denemesi yapmıştı. 3 gün önceki deneme Rusya'yı ayağa kaldırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus ordusuna ABD'ye yanıt verin talimatı verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ABD'nin füze denemesini görüşmek üzere toplandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi yaptı. Moskova'dan yanıt gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin füze testine karşılık orduya talimat verdi. Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili kuruluşlara ABD'nin yaptığı eylemlerin ülkemize getirdiği tehdidi analiz etme ve bir cevap hazırlamak için ayrıntılı önlemler alma talimatı veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin INF anlaşması kapsamında yasaklanmış füzeleri özellikle de Asya-Pasifik bölgesine yerleştirmeyi planladığını ileri süren Putin, bu temel çıkarlarımızı etkiliyor dedi. Silahlanma yarışına girmek istemediklerini söyledi. Bildiğiniz gibi pahalı, ekonomik olarak yıkıcı bir silahlanma yarışına girmeyi istemedik, istemiyoruz ve istemeyeceğiz. Savunma harcamaları konusunda Rusya'nın ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya'dan sonra 7. sırada yani mütevazi bir konumda olduğunu da hatırlatmak isterim. Silahlanma yarışı uyarısı Birleşmiş Milletler'de de yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze denemesi sonrası Rusya ve Çin'in çağrısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi Dmitri Polanski, silahlanma yarışına sadece bir adım uzaktayız dedi. Amerika Birleşik Devletli Büyükelçi Jonathan Cohen ise orta menzilli füze anlaşmasından ülkesinin çekilmesine yönelik eleştirilere Rusya'nın anlaşmayı defalarca ihlal ettiği yanıtını verdi.
Birleşik Devletler Rusya tarafından kasten ihlal edilen bir anlaşmaya taraf olmayacak. Diğer NATO müttefikleri de Rusya'nın anlaşmayı maddi olarak ihlal ettiği sonucuna vardı. Tekrar etmeme izin verin. Rusya INF anlaşmasını kasten ihlal etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına tüm NATO üyeleri destek veriyor. Neden olaraksa Rusya ve Çin'in füze denemeleri gösteriliyor. Anlaşmadan çekildikten sonra Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ortaya attığı yeni anlaşma önerisine ise Moskova ve Pekin'den de net bir yanıt gelmedi. Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny zehirlenme iddialarının ardından çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Rusya'da muhalif lider Navalny hastanede geçirdiği sürenin cezasına eklenip eklenmeyeceğinin karara bağlanması için mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme cezasının uzatılmamasına karar verdi. Navalny girdiği cezaevinden 30 gün sonra serbest bırakıldı. Rus muhalif lider mahkemede yaptığı savunmada hem kendi davasının hem de gözaltındaki diğer kişiler hakkındaki suçlamaların korku salmak için üretildiğini söyledi. Ay başında muhalif lider Navalny alerji nedeniyle hastaneye kaldırılmış, zehirlendiği iddia edilmişti. Devlet hastanesi zehirlenme şüphesiyle yapılan testin negatif çıktığını duyursa da özel doktoru test sonucunun zehirlenme ihtimalini ortadan kaldırmadığını ileri sürmüştü. Zehirlenme iddialarının ortaya çıktığı sırada polis 2000'den fazla muhalifi izinsiz gösteri düzenlemekten gözaltına aldı. Çoğu Navalny'nin çevresinden olan muhaliflerin hemen hemen hepsine kısa süreli hapis cezaları verildi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'la İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Paris'te yaptığı görüşmede ilginç görüntüler ortaya çıktı. Rahat tavırlarıyla bilinen İngiltere Başbakanı Macron'la görüşmesinde ayağını sarayın sehpasına uzattı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından Fransa'ya geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Elize Sarayı'nda Fransa Devlet Başkanı Macron'la Brexit görüşmesi yaptı. Görüşmeden çok Johnson'ın verdiği poz konuşuldu. İngiltere Başbakanı görüşme öncesinde ayağını sehpaya uzatarak gazetecilere poz verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la karşılıklı oturan Johnson, ayağını kısa süre sonra sehpadan çekerek gazetecilere el salladı. Macron, konunun hareketini gülümseyerek karşıladı. Amazon ormanlarındaki yangın hızla sürüyor. NASA tarafından uzaydan görüntülenen yangının küresel bir krize dönüşebileceği uyarısı yapıldı. Tepkilerin odağındaki Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yangınlardan sivil toplum kuruluşlarını sorumlu tuttu. Her dakika bir futbol sahası büyüklüğünde alan yanıyor. Felaket uzaydan bile gözlemlenebiliyor. Dünyanın oksijen depolarından biri olan Amazon'daki yangınlar sürüyor. Yağmur ormanlarında bu yıl yaşanan 72 binden fazla yangının yaklaşık 10 bini 15 Ağustos'ta başladı. 2500 noktada alevler ilerlemeye devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için yeteri kadar çaba sarf etmediği gerekçesiyle Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hedefte. Seçim döneminde orman alanlarını madencilik ve tarıma açacağını söyleyen Bolsonaro'nun bu nedenle yangınlara müdahale etmediği öne sürülüyor. Brezilya Devlet Başkanı suçlamaları yalanlıyor. Bunların kanıtı yok. Kimse orada bir ateş yaktığımı yazmıyor. Böyle bir şey olmadı. Ormanları yakanları o sırada yakalayamıyorsanız yapanları şimdi bulun. Bu bir suçtur. Adalet Bakanlığı ateşle savaşmak için 40 kişi gönderebilir. Sadece 40 kişi. Orada yeteri kadar kaynak yoktu ve ardından kaos geldi. Bolsonaro'ya kaynak yetersizliği ile ilgili eleştiriler de var. Ormansızlaştırma faaliyetleri yüzünden Norveç ve Almanya, Amazon için yaptığı yardımları kesmişti. Bolsonaro, yangınlardan sorumlu tuttuğu STK'ları bu kez de kendisini devirmeye çalışmakla suçladı. STK'lar para kaybetti. Norveç ve Almanya'dan para gelmeyince işsiz kaldılar. Peki ne yapıyorlar? Beni aşağı indirmeye çalışıyorlar. Amazon'daki yangının ne zaman ve nasıl söndürüleceği belirsiz. Ne kadar bir alanın küle döndüğü ise hesaplanmayacak ölçekte. Ancak yağmur ormanlarının önündeki tek tehdit alevlerde değil. Bolsonaro'nun yanıtının aksine Amazon'daki ağaç kesimi tüm hızıyla sürüyor. Tek direnense yerel halklar oluyor. Bu bir yıkım. Bu orman için kanımın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Fransa'nın Kretel kentinde hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Başkent Paris'in Güney Banliyosu'ndaki Kretel kentinde Henri Mondor Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Binanın üst katlarında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadın hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yangın en az 100 itfaiyecinin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. Avustralya'da bebeklerini vegan ürünlerle besleyerek çocuklarının yetersiz beslenmesine neden olmakla suçlanan bir çift 18'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak çiftin hapse girmeyeceği ve 300'er saat toplum hizmeti yapacakları açıklandı. Sydney'de görülen davada yargıç çiftin sorumsuz davranarak çocuklarını uygunsuz şekilde beslediğini ve bebeğin gelişimini engellediğini söyledi. Ailesinin ağırlıklı olarak yulaf, patates, tost ve pirinç yedirdiği çocuk Mart 2018'de fenalaşınca annesi ambulans çağırmıştı. Şu anda 3 yaşında olan küçük kız aileden alınmış ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nun gözetimine verilmişti. Doktorlara göre bebek hastaneye getirildiğinde dudakları morarmış, kan şekeri düşmüş ve kasları da esnekliğini yitirmişti. Çocuğun protein eksikliği nedeniyle dişleri de henüz çıkmamıştı. 18'er ay hapis cezasına çarptırılan çiftin hapse girmeyeceği ve 300'er saat toplum hizmeti yapacakları açıklandı. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.